Merhaba sevgili 6. sınıflar. Bu dersimizin konusu bölünebilme kuralları. İlk olarak 2 ile bölünebilme kuralını inceleyelim. Bir sayının 2 ile bölünebilmesi için son basamağında arkadaşım 2, 4, 6, 8 gibi rakamların yazması lazım. Eğer ki bunlardan biri yazmıyorsa, yani çift değil de tek doğal sayılarımız yazıyorsa, o zaman bu sayı 2 ile kalansız bölünmez. Her defasında bir kalanını verir diyoruz. Yani bizim sayımızın son rakamı tekse, o zaman her zaman bir kalanını verecekmiş. Örnek göstermişiz. 46, 250, 400, 518 sayıları 2 ile kalanlı mı yoksa kalansız mı bölünüyor diye sormuşuz. Son basamağı 6 olduğuna göre kesinlikle 2'ye bölünür. Son basamağı 0 kesinlikle 2'ye bölünür. Son basamağı 5 tek sayı bölünmez. Kesin bir kalanını verir. Son basamağı 8 kesinlikle ve kesinlikle 2'ye kalansız bölünür arkadaşım. 3 ile bölünebilme kuralımız şu. 3 ile bölünebilmesi için bir sayının size verdiğimiz sayının rakamlarını toplayacaksınız. Eğer bu sayı 3 ile kalansız bölünebiliyorsa bu sayımız da 3'e bölünebiliyor diyoruz. Örneğimizde gösterelim. 405 sayısı. Şimdi 405 4, 0 ve 5'ten oluşuyor. Hemen topluyorum. 4, 0 ve 5'in toplamı 9 yaptı. 9 3'e bölünebiliyor mu? Evet, hem de kalansız bölünüyor. O zaman 405'te kesin 3'e kalansız bölünüyor diyorum. 127 için yapalım. 1, 2 ve 7 toparlarsak 1, 2 daha 3, 7 daha 10. 10 3'e kalansız bölünüyor mu? Hayır. Demek ki bu sayı 3'e kalansız bölünmezmiş. Hatta kalanı da kaç olur? Onu 3'e bölersem kalan 1'dir. Demek ki bu sayıyı da 3'e bölsem kalan 1 olacaktır diyorum. 4 ile kalansız bölünebilmesi için bir sayının son 2 basamağına bakarım. Son 2 basamağı ya çift 0 olacak ya da 4'ün katı olmak zorunda. O zaman örneklerimizden yola çıkalım. 200 son 2 basamağı çift 0 kesinlikle 4'e kalansız bölünür. 148 son 2 basamağı 48. 48 4'e bölünüyor mu? Evet, o zaman kesinlikle bu sayı da 4'e bölünür. 322 son 2 basamağı nedir? 22. 22 4'e bölünür mü? Hayır, kalansız bölünmez. O zaman bu sayı da 4'e kalansız bölünmez. Hatta kalanını bulacaksam 22'ye 4'e bölersem 2 kalır. Demek ki bu sayıyı bölmüş olsaydım benim kalanım 2 olacakmış. 5 ile kalansız bölünme. Bunu uzun yıllardır görüyorsunuz zaten. Birler basamağımız, yani son basamağımız ya 0 ya da 5 olsun diyoruz. Örneklerimize bakalım. 46 son basamağı 6 olduğu için demek ki 5'e kalansız bölünmez. Bölünmez diyoruz. Hatta 5'e kalansız bölünmediği için 6'yı 5'e böldüm. Kalan ne? 1. Demek ki bu sayıyı ben bölseydim de 1 kalanını verecekmiş. 405 son basamağı 5 kesinlikle kalansız bölünür. 110 son basamağı 0 kesinlikle kalansız bölünür. 6 ile kalansız bölünmede 2 tane şartım var. Bu doğal sayım benim hem 2'ye hem 3'e kalansız bölünecek. 2'ye bölünebilmesi için benim şartım çift olması. Sayınızın çift sayı olabilmesi. 3 ile kalansız bölünebilme şartı neydi? Sen sayının rakamlarını topluyordun. Rakamların toplamı, rakam toplamı diyelim. Ne olacaktı? 3'e kalansız bölünecekti. O zaman bakalım. 126 sayısı çift bir sayı mı? Evet, demek ki 2'ye kalansız bölünüyor. Peki 3'e bölünüyor mu? 1, 2 ve 6'nın toplamı. Topluyorum. 1, 2 daha 3, 6 daha 9. 9 3'e bölünüyor mu? Evet. Hem 2'ye hem 3'e bölünebilme kuralını sağladığı için kesinlikle 126 6'ya kalansız bölünür. 105 için bakıyorum. Çift bir sayı mı? Değil. Daha başlangıçta kaybetti. Bu sayı kesinlikle ve kesinlikle 6'ya kalansız bölünmez. 9 ile bölünebilme kuralı. 9 ve 3 birbirinden artist sayılar. İkisi de rakamları toplamını kendine bölmeye çalışan sayılar. O zaman rakamlarını toplayacağım. 9'a bölmeye çalışacağım. Eğer ki 9'a kalansız bölünürse işlemim sonucu da 9'a bölünür demek istiyoruz. 396 örneğini vermiş. Rakamlarını toplayalım. 3, 9 daha 12, 6 daha arkadaşım ne olacak? 18 olacak. 18 9'a bölünüyor mu? Evet. O yüzden de bu arkadaş kesinlikle 9'a bölünür. 257 sayısı için yapalım. 2, 5 ve 7'yi toplarsam 14. 14 9'a kalansız bölünmediği için kesinlikle bu arkadaş 9 ile kalansız bölünmez. Kalanlı bölme işleminde ise 14'ü ben 9'a bölerim. 14'te 9 bir defa var. 9 çıktı, kaldı geriye 5. Demek ki bölmek isteseydim de kalan sonuç ne olacakmış? Kalanım 5 olacakmış.
10 ile bölünebilme yönteminde biz ne istiyoruz? Son basamağı 0 olsun istiyoruz. Örnek vermişiz 320, 300, 570, 1420 gibi örnekler çoğaltılabilir. 102, 256 gibi gibi son basamağında 0 olmayan sayılardan olmaz. 10 ile kalansız bölünemez. Haydi sizlerle bir tablo örneği yapalım. Şimdi 523 sayısı 2 ile kalansız bölünebilir mi? Son basamağına bakıyorduk 2 ile bölünebilmesi için. Hayır, çünkü tek sayı var. Çift sayı olması lazım 2 ile kalansız bölünebilmesi için. Geçtim. 3 ile kalansız bölünebilme kuralım neydi? Rakamlarını topluyorum, 3'e bölüyordum. 5, 2 daha 7, 3 daha 10. 10, 3'e kalansız bölünmez. Demek ki bu da doğru değil. Son iki basamağına bakıyordum, 4 ile bölünebilme kuralı için. 23, 4'e bölünüyor mu? Hayır. Demek ki gene kalansız bölünmüyor diyorum. 5 ile bölünebilmesi için son basamağının ya 5 ya 0 olması lazımdı. İkisi de değil. Demek ki kalansız bölünmez. 6 ile bölünebilmesi için öncelikle 2 ile sonra da 3 ile bölünmesi lazımdı. Ne 2'ye bölünüyor ne 3'e bölünüyor. O zaman kesinlikle 6'ya da bölünmez deyip geçiyorum. 9'a bölünme kuralım. Bütün sayının rakamlarını toplayacağım, 9'a böleceğim. 5, 2 daha 7, 3 daha 10, 19'a bölünmez. Demek ki bu sayı da 9'a kalansız bölünmez. 10 ile bölünme kuralı, son basamağı 0 olsun istiyordum. Öyle bir kuralım da sağlamadığı için direkt çarpımı attım. 783 arkadaşım. 783 tek bir sayı olduğu için 2 ile kalansız bölünmez. Peki 3'e bölünüyor mu? 7, 8 daha 15, 3 daha 18, 18 kesinlikle 3'e bölünür. Demek ki bu sayı da 3'e bölünür. Son iki basamağına bakıyorum, 4 ile bölünebilme kuralında. 83 4'e bölünüyor mu? Hayır. Kalansız bölünmediği için çarpımızı attık, geçtik. 5 ile bölünebilmesi için son basamağının ya 5 ya 0 olması lazımdı. İkisini de sağlamamış, çarpı attım. Hazır bunu yapmışken son basamağında 0 olmadığı için ona da bölünmüyor dedim, çarpımı attım. Peki 6'ya bölünüyor mu? 6'ya bölünebilmesi için hem 2'ye hem 3'e bölünebilmesi lazım. Birinde 2'ye bölünebilirken 3'e bölünememiş. Demek ki 6 ile bölünebilme şartımı da sağlayamamış, çarpı diyorum. Peki 9 ile bölünebilmesi için rakamlarını toplayacağım, 9'a böleceğim. 7, 8 daha 15, 3 daha 18, 18 9'a bölünüyor mu? Evet, demek ki bu sayı 9'a bölünüyor. 123 tek bir sayı olduğu için 2'ye bölünmez. 123'ün rakamlarını toplarsam 1, 2 daha 3, 3 daha 6, 3'e bölünür mü? Evet, demek ki sayı 3'e bölünüyor. Son iki basamağına bakıyorum. 23, 23 4'e bölünür mü? Hayır. 5'e bölünebilmesi için son basamağın 5 ya da 0 olması lazımdı. Maalesef bu şartı da sağlamamış. Aynı şekilde 10'a bölünmesi için de sonun 0 olması lazımdı. Gene bu şartı da sağlamamış. Devam edelim. Peki 123 sayısı 6'ya bölünür mü? Bakıyorum 2'ye bölünmemiş, 3'e bölünmüş. Kesinlikle bölünmez. İkisine de bölünebiliyor olması lazımdı. 9 ile bölünebilmesi için 9'un katı çıkacaktı rakamlar toplamı. 1, 2 daha 3, 3 daha 6. 6, 9'a bölünmediği için kesinlikle bu sayıda ne olmayacak? 9'a bölünmeyecek. Son örneğimiz 980 sayısı. 980 sayısı çift bir sayı olduğu için 2'ye bölünür. Ardından 9, 8 daha kaç yaptı? 17. 17 3'e kalansız bölünüyor mu? Hayır. O yüzden çarpımı attım. Son iki basamağına bakıyorum. 80. 84'e bölünüyor mu? Kesinlikle bölünüyor. Peki son basamağına bakıyorum 5 için. 0. 0 benim kuralımı sağlıyor mu? Sağlıyor. Evet. 6 ile kalansız bölünebilmesi için hem 2'ye hem 3'e bölünebilmesi lazım. Bakıyorum 2'ye bölünürken 3'e bölünmemiş. Demek ki 6'ya da bölünmez dedim. Geçtim. 9 ile bölünebilmesi için rakamları toplamı 9'un katı olması lazımdı. 9, 8, 17 yaptı. 17, 9'a bölünmediği için ne olacak? Bu sayıda 9'a bölünmeyecek. Son basamağında 0 olduğu için kesinlikle de 10'a bölünür. Evet sevgili gençler, bu dersimizin de sonuna geldik. Sizler okul ve test kitaplarınızdan bu konuya ilişkin bütün soruları çözüyorsunuz. Ardından defterinize not almayı unutmuyorsunuz. Lütfen kanalıma da abone olun ve beğenmeyi de unutmayın.